Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 30 Kasım-6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, yılın önemli bir haftasındayız. Artık 2020'nin son ay tutulması yaşanacak ve önümüzdeki Mayıs ayına kadar başka ay tutulması meydana gelmeyecek. Evet, 30 Kasım'da pazartesi günü İkizler burcunun 8 derecesinde dolunayla beraber ay tutulmamız meydana geliyor. Sizin için de kuşkusuz çok önemli tabii ki bu tutulma. Değişken bir burç olduğunuz için e, özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa ya da güneş burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. 10. evinizi aydınlatan bir tutulma. Kuşkusuz sizin için gelecek hedeflerinizle ilgili çok belirleyici olabilir veya bazı hedeflerinizi size ulaştırabilir. Özellikle yaz döneminde başlamış bazı konular varsa hayatınızda, girişimleriniz varsa şimdi bunların netleştiğini, sonuçlandığını da hissedebilirsiniz. Kadersel bazı dönüşümler gündemde olabilir bu tutulmayla beraber. Ailevi konular, kariyer konuları, ilişkilerinizle ilgili dinamikler hatta bazı yer değişimleri tüm bunlar toplumdaki duruşunuz statünüzde güçlü dönüşümler meydana getirebilir tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım henüz izlemediyseniz astrofoni Demet Bağdat'ı YouTube kanalında ay tutulması videosunu izleyebilirsiniz hemen hafta başı itibariyle gezegeniniz Merkür yay burcuna geçiyor sevgili Başaklar 21 aralığa kadar Merkür yay burcunda olacak Güneş de 21 aralığa kadar yay burcunda Demek ki bu dönemde biraz daha hani özel hayatınız Aileniz, anneniz, babanız, ebeveynler, evinizde olup bitenlerle düşünce anlamında daha fazla ilgileniyorsunuz. Planlarınız var, programlarınız var, aile içi iletişimleriniz var. Belki kariyerinizle bağlantılı bazı hedeflerinize odaklanacaksınız ya da bu alanda olan bazı dönüşümlerle birlikte aileyle yine ya da ev ortamınızla daha fazla ilgilenmeniz, planlar yapmanız da mümkün olabilir. Çarşamba'dan itibaren ay ikizlerden ayrılıp artık Yengeç burcunda olacak. Cuma öğle saatlerine kadar ay Yengeç burcunda çok duygusaldır. Siz de biraz daha duygusallaşıp özellikle sevdiğiniz kişilerden daha fazla ilgi bekleyebilirsiniz. Kuşkusuz tabii ki bu duygusal paylaşımların hayata geçme fırsatı da olabilir bu. Arkadaşlarınızla da bir arada olabilirsiniz. Çocuklarla, sevdiğiniz kişiyle ya da ailenizle daha fazla programlar yapmanız alışverişler yapmanız mümkün görünüyor Hafta sonu biraz daha içe dönük enerjiler var Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren ay aslan burcuna geçince duygusal anlamda bir yalnızlaşma isteği bir geri çekilme isteği hissedebilirsiniz biraz izole olmak biraz belki kendi kabuğunuza çekilip bireysel işlerinizle ilgilenmek kendinize şöyle bir bakmak belki bu kişisel bir bakım olabilir herhangi bir sağlıkla ilgili bir uygulama olabilir veya kısa bir böyle tatil gibi bir durum olabilir bu hem ruhsal hem duygusal hem bedensel dinlenmeniz bir şekilde kendinizi bir toparlamanız için hafta sonu size önemli fırsatlar da getirebilir sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın